sevgili Yeni Gün TV izleyicileri, Yeni Gün'de Gündem programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum iç hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Ece Harman. Geçen hafta da bunun müjdesini vermiştik. Artık her çarşamba günü doçent doktor Ece Harman ile birlikte sizlerin karşısında olacağız. Geçen hafta diyabeti konuşmuştuk, evet. Ece Hanım. Evet. Bu hafta tiroid hastalığını konuşacağız. Evet. Ülkemizde özellikle çok sık rastlanan bir hastalık, tiroid hastalığı. İnsan bedenini ve insan hayatının büyük önem taşıyan tiroid hormonlarının gereğinden az ya da fazla salgılanması diyelim bu hastalığa, evet, sebep oluyor. Ben bu noktada size sormak istiyorum. Tiroid bezi nedir? Bu hastalık nedir? Yeni Gün TV izleyicilerine açıklayalım lütfen. Tabii. Tiroid bezimiz boynumuzun ön orta kısmında bulunan papyon şeklinde bir organdır. Yaklaşık ağırlığı 30 gram, 20 ila 30 gram ağırlığındadır. Fakat bu kadar küçük bir organın çok büyük işler başardığını da söylemek lazım. Hatırlarsınız Tuğçe Hanım, geçen haftaki programımızda tiroid hormonları bir orkestra şefidir demiştik. Anımsatıyorum tekrar, evet, aynı konuşmayı. Tiroid hormonlarımız da bu orkestra şefinin başrol oyuncusudur. Çünkü tüm hayati organlarımızın çalışmasında, tüm hayati fonksiyonlarımızın sürdürülmesinde tiroid hormonları en önemli rolü üstlenmektedir. Bu üremeden tutun, canlılığın sürdürülmesi, üreme faaliyetleri, onun dışında kilo alma, verme, metabolizma hastalıkları, geçen hafta da biraz diyabetten bahsetmiştik, bu noktada ona değinmek lazım. Kilo artışı, işte niye kilo alıyoruz, niye kilo veriyoruz, niye gebelik alamıyoruz, niye bebeğimizde problemler oluşuyor, gebe annelerde yine gibi sorunlar var, tiroid sorunları olabilir. Kısacası gerek kendi sağlığımızın, gerekse bir sonraki nesillerin sağlığı için olmazsa olmaz sağlıkla çalışması gereken bir organdır tiroid bezimiz. Ece Hanım, çok sık rastlıyorum, tiroid hastalığım var, tiroid hastalığına sahibim. Çok fazla duyuyorum etrafımda. Evet. Sizce Türkiye'de bu kadar sıkça rastlanmasının bu hastalığın sebebi nedir? Çok haklısınız Tuğçe Hanım. Türkiye'de, ülkemizde her 3 kişiden biri tiroid hastası. Son derece sık gözlenen bir, 3 kişiden biri tiroid hastası. Son derece sık gözlenen bir hastalık. Niye derseniz, ülkemizde iyot eksikliği var. Endemik guatrlar diyoruz. İyot eksikliği olan bölgelerde tiroid hastalıklarını daha sık gözlemliyoruz. Tabii ki sadece tek bir sebebi değil bu iyot eksikliği. Aynı zamanda iyot fazlalıklarına yol açabiliyor tiroid hastalıklarına ve genetik komponenti var. Ailesel özellikler gösterebiliyorlar. Anne, baba, kardeşler, aile bireylerine tiroid hastalığı varsa genetik geçiş gösterebiliyor. Onlara değineceğiz zaten ilerleyen, sohbetimizin ilerleyen kısımlarında. Son derece önemli, tabii çok da sık olması bakımından önemli. Hem hayatımızı etkiliyor, hem geleceğimizi etkiliyor. Ciddi bir sağlık sorunu bu anlamda. Peki kadınlarda erkeklere oranla daha fazla olduğunu söyleyebilir, evet, miyiz? Evet, kadınlarda erkeklere oranla daha fazla. Bunu hormonal açıdan da açıklayabiliriz. Yani östrojen hormonuyla alakası da var tabii ki. Aynı zamanda da genetik komponent ön planda. Yani evet, cinsiyetle bir ilintisi var, haklısınız. Kadınlarda daha sık görüyoruz, daha sık gözlemliyoruz. Evet, benim de gözlemlediğim kadarıyla, evet, kadınlar bu hastalığa daha fazla sahip olduklarını söylüyorlar. Kesinlikle. Yani belirti olarak da gırtlak bölgesinde bir şişlik olabileceği söyleniyor. Gerginlik, stres, bunları tetikleyen sebepler olacağı söyleniyor. Ben sizden de duymak istiyorum. Tiroid hastalığının belirtileri neler, nasıl saptayabiliriz? Genelde semptom olarak hastalarımız, tabii ki bu semptomları ikiye ayırmak lazım. Tiroid hastalığı sadece tek bir yönde bulgu vermez. Eğer tiroid hormonları az, yetersiz salgılanıyorsa hipotiroidi diyoruz. Tiroid bezi az çalışıyor diyoruz. Bu noktada gördüğümüz bulgularla tiroid bezinin hızlı veya fazla çalışmasında gördüğümüz semptomlar, ki bunu hipertiroidi diyoruz, çok farklılık arz ediyor. Örneğin hipotiroidi olan bir hastamız, yani tiroid bezi az çalışan, yetersiz hormon sentezi olan bir bireyde genellikle halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, kilo artışı, uykuya eğilim ve belki de hastamızın, bireyin etrafındaki kişileri fark edebileceği depresif hal, psikotik bozukluklar, hasta psikolojisinin bozuk olması, belki bunu hasta kendisi algılayamayabilir ama çevresinde aynı evde yaşadığı ve aynı ortamda çalıştığı kişiler bunu algılamış olabilir. Bu tür duygu durum değişiklikleri gözlemlenebilmesi açısından önemli. Tabii hipotiroidden bahsettik. Evet. Fakat hipertiroidi olunca ne gibi şeyler gözlemleyebiliyoruz? Aksine hipertiroidi olan bireylerde metabolizma hızı artacağı için kilo kaybı, zayıflama, çarpıntı, titreme, terleme, ateş basmaları,
saç dökülmeleri ve öfke, ani öfke patlamaları gözlemlenmekte. Hı hı. Yani görüyoruz ki tiroid bezimiz gerek metabolizmamızı, saçlarımızın telinden ayak tırnağımıza kadar tüm her yeri etkilemekte, metabolizmayı etkilemekte. Aynı zamanda psikolojimizi etkilemekte. Yani bunun hem görünen hem görünmeyen kısmı var. Hem bedensel hem ruhsal hastalıkları sebep olabilen. Çok yönlü ve etkili bir hastalık gerçekten. Evet. Siz tıbbi terimlerle de açıkladınız ama hipotiroidi dedik, hipertiroidi dedik. Evet. Bunlar tiroidin çeşitleri oluyorlar. Evet. Açıklayacak olursak ne tür rahatsızlıktır? Mesela hipotiroidi nedir? Hipertiroidi nedir? Hı-hı. Bunu bir de açıklayalım. Bu orkestra şefi kendi içerisinde tiroid hormonları sentezi yapmaktadır. Her bir hücremiz içerisinde bu hormonlar sentezlenmektedir. Fakat eğer hormon sentezinde bir eksiklik varsa, hormon sentezini engelleyen durum varsa bu hormonlar yeteri kadar oluşturulamamaktadır ve kandaki seviyeleri düşmektedir. Bu tablo hipotiroid tablosu diyoruz. Peki bu neye bağlı olabilir? Halkımızda bilir zaten insanlarımızın da çok sık görüldüğü için Hashimoto tiroiditi tanısı almış bireyler vardır. Biz izleyen izleyicilerimiz de vardır. Hakuri Hashimoto bir Japon bilim adamı tanısını koymuş. Hashimoto bir Japon evet. adı yani o yüzden bu. Zaten hatta telaffuzu da biraz zor yani. Aynen Hashimoto. Hakuri Hashimoto tanı koymuş. Bizim de Behçet'imiz vardır biliyorsunuz değerli bilim adamımız. Evet. Ki Behçet hastalığı tanısı koymuştur. Behçet hastalığı oradan geliyor. Aynı şekilde Hashimoto, Hakuri Hashimoto bu hastalığı tanımlamış. Bu hastalık kronik bir iltihaptır. Kronik iltihabi süreçte tiroid hücreleri hasarlanmakta. İltihap hücreler tiroid hücresi etrafını sarmakta ve onun tiroid hormonu sentezlenmesini engellemektedir. Hashimoto tiroidit dediğimiz bu iltihaplı durum hayat boyu kronik olarak devam etmekte, süreyenlik arz etmekte ve o yüzden de işte ilaç takviyesi vesaire biz hekimler aylık, 2 aylık, 3 aylık işte hastanın durumuna göre kontrollere çağırmaktayız bu hastalarımızı ve almakta olduğu tiroid hormonlaştırma dozunu ayarlamaktayız ki hastamız normal seviyeye gelebilsin. Normal yaşam kalitesini, kaliteli bir hayatı sürdürebilsin. Çünkü tiroid hormonları azlığında yaşam kalitesi çok düşmekte. Çok ciddi kilo artışları, depresyonlar vesaire az önce bahsettiğimiz tablolar. Her anlamda. Bu yaşam kalitesinin devamlılığı için bu hormonların ince dengesini, hassas dengesini sağlamamız gerekiyor. Peki cerrahi yöntem uygulanıyor mu bu hastalar için? Hipotiroid hastaları için cerrahi yöntem, Hashimoto için yok ama Hashimoto tiroiditi dediğimiz bu kronik iltihabi süreçte tiroid bezinde nodüller varsa, nodül tabir ettiğimiz odaklar varsa ve bunlar büyükse bunlar bazen cerrahi gerektirebiliyor, ameliyata gidebiliyor bu vakalar ki tabii ki bazı kriterler gerekiyor bu hastanın ameliyata gitmesi için. Eğer ki Hashimoto tiroiditi olan bir hasta var, bir hasta şu an canlandırıyorum. Hatta biraz sonra sorular da gelecek büyük ihtimalle. Tiroid Sercan'dan soruların geldiğini duyuyorum. Diyelim Hashimoto tiroiditi. Tabii öyle yapalım. Hashimoto tiroiditi tanısı konmuş bir hastamız var. Nodül çıktı. Hekimine gitti hasta. Nodülü tespit etti doktoru. Ultrasonografi de gördü. Ve ne oldu? Nodülden biyopsi yapıldı. Görün hekimi biyopsi yapmak istedi. Çünkü şüphelendi. Tümörden şüphelendi. O zaman ince iğne aspirasyon biyopsisi adı verilen bir işlem uyguluyoruz. Çok basit bir enjektörle normal kan alma işleminde hastalarımız da bilirler. Kan aldırıyor. Hepimiz kan aldırdık hayatımız boyunca yani bir şekilde. Bir enjektör yardımıyla tutun ki kan aldırıyoruz. Aynı enjektörle tiroid bezimizden örnek alıyoruz modülün içerisinden. Onu patolojiye gönderiyoruz. Tümör var mı yok mu gibi bilgi alıyoruz. Malign dediğimiz tümör sonucu çıkarsa o zaman o hastaları cerrahiye gönderiyoruz. Yani Hashimoto tiroiditi tanısı konmuş bir hastanın cerrahiye gitmesi ancak bir nodül varlığı ve nodülün tümörden şüphelenmesi durumunda gidebiliyor yani. Evet. Her hastayı cerrahiye göndermiyoruz. Zaten hangi vakalar cerrahiye gidecek bunu biraz sonra tekrar konuşacağız. Aynen. Ayrı bir başlık altında. Dönecek. Bir de hipertiroidi dedik. Hipertiroidinin hipotiroidden farkı ne oluyor? Hipertiroidi de aksine tiroid hormonu sentezinin fazla olması. Yani az evvel bahsettik ya tiroid hücrelerimiz içerisinde hormon sentezi gerçekleştiriyor diye. Eğer bu hormon yapımı aşırı miktarda olursa hipertiroidi tablosu ortaya çıkıyor. Fakat her zaman tiroid hormon yapımı fazla olmayabilir. Aksine mesela tiroid hormonlarını yapan bu hücre hasarlanırsa, hasarlandığı takdirde hücre içerisindeki hormon direkt kana salınır. Birdenbire bir yağmur gibi düşünün. Kanın içerisinde tiroid hormonları deşarj olur. Sürekli boşaltılmaya devam eder ve kanda biz yine hormonları yüksek saptırırız.
O da hipertiroidi tablosu ortaya çıkarır ama buradaki sebep tiroid hormon sentezlik fazlalığı değil, tiroid hücresinin hasarlanması ve kana hormon girişinin fazla olmasıdır. İkisi farklı şeylerdir ama sonuç ortaktır. Sonuçta hasta kendi hipertiroidi de az önce saydığım gibi halsiz, yorgun hisseder, çarpıntı olur, kilo kaybeder, metabolizması hızlanır, saçı yani dökülür, psikolojisi bozulabilir, benzer belirtileri gösterir. Evet. Çünkü hipertiroidi yine alt başlığı altında konuşacağız. Nasıl ki Hashimoto hastalığı dedik, hipotiroidi de kendi gösterir, hormon sentezi az olur ve kronik bir iltihaptır dedik. Hipertiroidi tablosu da bazen örneğin bir grip geçirdik, bir virüsle maruz kaldık, viral bir enfeksiyon geçirdik. Viral enfeksiyon sonrası da tiroid bezi hasarlanırsa hipertiroid tablosu gerçekleşebilir. Yani bu hormonların işte kana fazla hızlı geçişi, hücrenin harabiyetinden bahsettik ya hipertiroidide. Bu geçirilmiş bir enfeksiyon sonrası, bir viral enfeksiyon sonrası da gözlemlenmektedir yani. Onun için çok farklı sebepleri var ama sonuçları hemen hemen benzer. Mutlaka bunlar bize uyarıcı olmalı, hekime hasta başvurmalıdır. Peki tedavi yöntemi olarak yine benzer tedavi yöntemi mi? Tedavi yöntemleri, hekim bu hastayı ele alır, muayenesini yapar, teşhisini koyar. Hipotiroidi ise neden hipotiroidi bu hasta? Alt başlıklara iner algoritmik olarak. Hipertiroidi saptar, hipertiroidi ise neden hipertiroidi? Nodül mü var işte? Efendim söyleyeyim, geçirilmiş bir enfeksiyon mu var? Az önce bahsettiğim viral enfeksiyonlar, tiroidit atakları yapar dedik. Böyle bir şey mi var? Hepsinin tedavisi farklılık göstermekte. Ortak tablolar ortaya çıkmakta fakat tedaviler farklılık göstermekte. O yüzden aman aman sakın herkes kendi tedavisini yapmaya çalışmasın. Komşu şu ilacı alıyormuş, hipotiroidmiş, ben de bunu alayım. Hipertiroidmiş komşumuz, arkadaşımız, o da şu ilacı almış, ben de şunu alayım. Bu hataya düşmeyelim, bu en büyük yapılan yanlışlardan biri. Çünkü hekim onu inceleyecek, teşhisi koyacak. Bunun sebebi nedir hiper ve hipotiroidinin? Hepsinin tedavisi farklı yani. Bu anlamda ona özen göstermek lazım. Evet, buradan da izleyicileri uyaralım. Evet, evet. Bu büyük önem taşıyor. Doktor teşhisinden sonra çünkü doktorun tavsiye ettiği tedavi yöntemiyle ilerlemek her zaman daha sağlıklı. Çok standart tedavimiz kesinlikle yok. Her hastalığın tedavisi farklı. Bireysel tedavi söz konusu. Bunu unutmayalım. Kesinlikle. Bir de halk arasında selanyum tedavisini çok duyuyoruz. Hipotiroid vakalar, Hashimoto. Evet, Hashimoto doğal yöntemleri öneriyor musunuz? Valla ben doğal yöntemlere karşı bir hekim değilim. Zaten tüm ilaçlar doğadan geliyor, doğadan yapıyoruz. Bitkiler özetlerinden ilaçlar yapılıyor vesaire. Sonuçta ilaçlar da doğadan geliyor bize. Asla doğaya karşı değilim. Tabii ki azı karar çoğu zarar. Hiçbir şeyi abartmayacağız yani. Bitkisel ürünleri de abartmayacağız. Selanyum tedavisi, evet, gündemde olan bir konu. Selanyumla ilgili pek çok yayın çalışmalar yapılmış, tüm dünya çapında incelenmiş. Selanyumla ilgili pozitif ve negatif bir sonuç yok. Hani kullandık, tiroid hastalığı iyileşti veya işte kullanmadım, iyileşmedim, böyle bir şey yok. Ama gebelerle ilgili bir alt başlık söyleyeyim ben size. Gebe, tiroid hastası, Hashimoto tiroiditi olan bir gebe ele alalım, hipotiroid bir gebe. Evet, selanyum kullandığında gebeliği daha sağlıklı sonuçlanmış, bebek sağlıklı dünyaya gelmiş. Tiroid hastalığının idaresi, tedavisi daha kolaylaşmış yani. Gebelerle selanyum tavsiye ediyoruz. Evet, siz konuyu açmışken bu da çok büyük önem taşıyor. Tiroidi olan kadınlarda gebelik nasıl gerçekleşiyor? Düşük ihtimali var mı? Bu bebeği nasıl etkiliyor? Bu da çok merak edilen bir konu. Evet. Zaten hani gebelik süreci ayrı bir süreç. Hatta gebe kalmayı planlayan bir hasta düşünelim. Gebe olmasın şu anda ama gebe kalmayı planlıyoruz. Her zaman için mutlaka bir tiroid fonksiyon testi araması yaptıralım. Gebe kalmayı planlıyorsak. Çünkü işten geçmesin. Gebe kaldıktan sonra bazı hastaların tiroidlerine problemler saptanabiliyor. Ve bebeğin sağlığını etkileyen şeyler, düşükler, ölü doğumlar, sakatlıklar vesaire çıkabiliyor. İstenmeyen durumlar ortaya çıkabiliyor. Eğer gebe değilsek ve gebe kalmayı planlıyorsak, onun öncesinde bu olayı aydınlatmakta fayda var. Tiroid fonksiyon ilgili hekimine başvurup, hiç endokrinoloğu olabilir, yani kadın doğumcusu olabilir. Zaten kadın doğumcusu da endokrinoloğa gönderecektir bu hastayı. Bunu mutlaka gözden geçirip, bir hastalık var mı tiroidlerinde, sağlıklı mıdır, bu gebeliği nasıl sürdürebilecek bir kişi midir, bu potansiyeli belirlemek. Bir problem varsa ona yönelik tedaviden sonra gebe kalınmasının önerilmesini ben de tavsiye ediyorum hekim olarak. Bu ama genetik olarak da taşınan bir tabii ki. Ama hasta gebe kalmışsa ve gebelik esnasında bir tiroid problemi saptanmışsa, tabii her vakada gebeliği sonlandırmıyoruz. Bazı gerekli durumlarda gebeliğin sonlandırılması gerekebiliyor bazı vakalarda. Hatta öyle bir vakamız olmuştu.
yine benim poliklinikte gördüğüm. Her vakada değil ama bazı vakalarda gebelik sonlanabiliyor. Çok ileri seviyede olmayan vakalarda da yine gebeliği ilaçlarını ayarlayarak hekimiyle iletişim halinde olacak hastamız tabii ki. İlaçların ayarlanması suretiyle gebeliğin devamı ve sağlıklı doğumlar söz konusu olabilmekte. Çünkü son derece ince, hassas bir ayar. Yani o yüzden gebelik gebe kalmayı düşünen anne adaylarına dikkat çekiyoruz burada. Gebeysek de daha dikkatli oluyoruz bu konuda. Evet. Önemli bir konu. Genetik olarak da taşındığı için anne babada tiroid varsa çocuklara mutlaka test yapılması gerekiyor. Tabii ki aile büyüklerimizde, anne babamızda tiroid hastalığı varsa zaten bunun bilincinde olmalıyız ve kendimizle ilgili testleri yaptırmalıyız. Gayet basit kandan alınan örneklerle tiroid fonksiyon testleri yapıyoruz, tarama testleri yapıyoruz. Hatta otoimmün dedik ya, bu hastalıkların birçoğu genetik otoimmün kökenli. Otoimmün de nedir? Vücudumuzun kendi hücrelerimize karşı verdiği bir savaştır. Normalde işte akü var dediğimiz savaşçı hücreler, mikrop enfeksiyon durumunda bizi koruyan mikroplara karşı savaşan hücrelerimiz gün geliyor ki kendi tiroid bezimize karşı savaş vermeye başlıyor. İşte otoimmünite budur. Eğer bu da genetik bir olaydır, işte bunları saptamak önemli. Eğer böyle bir aile öykümüz varsa otoimmünite genetik kökenli bir olay, biz de mutlaka kendi tiroid fonksiyonlarını değerlendirmeliyiz. Evet. Yine tıbbi terimlerle evet anlatıyoruz ama otoimmüniteyi biraz açıklamaya çalıştım. Yani bizim beyaz hücrelerimiz, ak yuvarlarımız mikroplara karşı savaşıyor. Normalde iyi ki varlar, bizi koruyorlar. Ama bu bizim aleyhimize dönebiliyor yani. Bizim hücrelerimiz, ak yuvarlarımız kalkıp bizim çalışması gereken tiroid hücrelerimize saldırabiliyor ve tiroid hücrelerimizi bozabiliyor. Yani bu da bir hastalık ve bu hastalıklar ortaya bu şekilde çıkıyor. Evet. Otoimmünitenin açılımını bu şekilde, tanımını bu şekilde anlayacağımız şekilde yapabiliriz. Evet ama şu noktada hemfikiriz ki erken tanı büyük önem taşıyor. Elbette erken tanı her zaman için önemli, her hastalıkta önemli. Koruyucu hekimlik, bizim hedefimiz bu zaten. Evet. Hatta zaten Sağlık Bakanlığımız da Türkiye'de iyot eksikliği olduğu için ve guatr çok sık görüldüğü için tuzlara iyot eklediler. Ve o yüzden bir 10-15 yıldır hani bu konuda çalışmalar yapıldı. Tiroid hastalıklarını azaltmak adına olumlu gelişmeler oldu evet. Çünkü burası iyot eksikliği olan bir bölge sonuçta ülkemizin toprakları. Topraklarda da iyot var. Örneğin işte kaya suları dediğim sedimenter sular. Onlarda mesela iyot olmayabiliyor, işte içerikleri farklı olabiliyor, doğadaki iyot içerikleri farklı olabiliyor. Her ülkenin toprağının, havasının, suyunun iyot değerleri farklı. O yüzden de işte yaşadığımız bölge, coğrafi konum her şeyi belirliyor bu anlamda. Bu hastalıkları da belirliyor. Evet. Önemli o yüzden. Ayrıca çok hassas bir bölgede yer alıyor. Burada bir şişlik, gırtlak bölgesinde bir şişlik meydana gelebiliyor. Evet. Nefes borusunu etkiliyor, solunumu etkiliyor. Evet. Bu strese sebep olabiliyor. Evet. Tabii ki şunu söyleyeyim Tuğçe Hanımcığım. Yani her zaman bu tiroid bezi büyümez, böyle illa şiş kendini göstermez. Hiçbir şekilde bulgu vermeyebilir yani. Elle teşhis yöntemi mümkün mü acaba hastalarda? Normalde çok büyümüş bir tiroid bezi olan bir kişi zaten bunun dereceleri vardır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü derece aşamaları vardır. Dördüncü aşamaya gelmiş bir kişi de hakikaten tiroid bezi uzaktan bile görünür. Yani şöyle 2-3 metreden öteden görürsünüz uzaktan. Ama illa bunu her zaman görmek mümkün değildir. Guatr eğer ki, guatr zaten tanım itibariyle volüm artışı, büyüme demektir yani. Tiroid bezi iyot yeterli olmadığı için çok çalışır, çok hormon üretmeye çalışır, yeterli hormon üretemez. Maksimum kapasiteyi sergiler ve gitgide büyür. Yani kalp yetmezliği gibi düşün, nasıl kalp büyüyor, kan pompalamaya çalışıyor, kalp kasları kalınlaşıyor vesaire. Tiroid bezi de bu şekilde kendi kendine eksiği yerine koymak için çok çalışırken büyümeye başlıyor. Volümetrik bir artış oluyor. Evet. Guatr'da böyle ortaya çıkıyor. Peki fakat her tiroid hastalığında böyle büyüme diye bir şey olmaz. Göstermemiz mümkün mü izleyicilere? Tabii muayenede hekim parmaklarıyla tiroid bezini karşısına geçer hekim hastanın. Parmaklarıyla muayene eder. Veya hasta işte önde durur, hekim arkaya geçer, yine aynı şekilde önden muayene eder ama dediğim gibi tiroid nodülü çok küçükse, nodül diyelim 1 cm'nin altında 3-4 mm, 5 mm bunu parmakla muayene saptayamazsınız. Veya çok büyük büyümüş bir tiroid bezi, guatr yoksa yine parmakla muayene bunu saptayamazsınız. O zaman ne yapıyoruz? O zaman görüntüleme için ultrasonografiden yardım alıyoruz. Ultrasonografi ile çok küçük milimetrik boyutta 2 mm, 3 mm, 4 mm bunları saptamak mümkün hale geliyor. Yani illa hekim parmakla muayene etti, nodül buldu veya bulamadı. Bu tabii ki yani o eski dönemlerde ultrasonografi yokken belki de yapılan şeylerdi. Şu an tabii ki hepsi yapılıyor ama tıp gelişmekte biliyorsunuz yani
görüntüleme yöntemleri gelişmekte, ultrasonografiler, sintigrafiler, pek çok görüntüleme yöntemlerimiz var. Hatta onlardan da biraz sonra bahsedeceğiz. Tabii ki. Bunlar olduğu için, elimizde bu silahlar olduğu için tespit etmek daha kolay artık her şeyi. Hı-hı. Çok ufacık nodülleri bile görebiliyoruz bu şekilde. Bu noktada doktor tavsiyesini, doktor teşhisini takip etmek büyük önem taşıyor. Tabii, örneğin ben kendi hastalarımın muayenesini yaptıktan sonra ultrasonografi cihazında inceliyorum. Nodülü, hani eğer elle göre muayene ettiğine göre bulamamış olabilirim gayet doğal. Çünkü 3 mm, 4 mm bir nodül yani göremiyorsun, saptayamıyorsun. Ne yapacağım ben şimdi bunu? Resmedeceğim, ultrasonografiyle bakacağım, görünür hale getireceğim. Orada görme şansım oluyor bu şekilde. Evet, bu hastalığın da çok fazla çeşitliliği var. Tedavi yöntemleri de oldukça çeşitli. Elbette, İlaçla. Elbette. Bir de atom tedavisi diye halk arasında söylenen bir tedavi yöntemi var, cerrahi yöntem var. Bunlar hangi bulgularda, hangi vakalarda nasıl tedavi yöntemi kullanılıyor? Şimdi ilk önce isterseniz hastalık bazında aşama aşama gidelim diye düşünüyorum. Örneğin hipotiroidi dedik. Yani hipotiroidi de az hormon sentezi var hastamızda. Hastanın hormonları yeterli değil. Bu noktada evet ilaç tedavisi hayat boyu sürebiliyor. Çünkü biz hormonu, eksik hormonu yerine koyuyoruz ve bunu ince bir ayarla yapıyoruz. Çok hassas bir bıçak sırtı gibi düşüneceğiz hormonlarımızı. Hormonlarımızdaki minnacık bir oynama çok büyük işlere sebep olabiliyor çünkü. Bu hassas ayarı evet, ilaç tedavisini yerine koyarak yapabiliyoruz hipotiroid vakalarda. Ama hipertiroid vakalara gelince, hipertiroid vakalarda çok farklı alternatifler var. Örneğin Graves hastalığı. Program öncesinde biraz konuştuk Graves'ten de. Nasıl ki Hashimoto tiroiditi var, hipotiroid dedik. Hayat boyu ilaç tedavisi gerekiyor dedik. Az çalışıyor, tembel tiroid dedik. Graves hastalığında da örneğin hızlı çalışan tiroid bezi var, çok hormon sentezi var. İlk önce hastalarımıza ilaç tedavisi veriyoruz. Takibi alıyoruz. Bu ilaç tedavisi 1 yıl sürebiliyor, 6 ay sürebiliyor, 2 yıl sürebiliyor vesaire ama burada önemli olan nedir? Nodül varlığı. Graves artısı, Graves hastalığı zaten cerrahi gerektiren bir durumdur. Sonuçta hasta ameliyata gidecektir. Ama bu ne zaman gideceğine hekim karar verecektir. Örneğin hastamızı tedavi ettik. Hormonlarını, Graves hastası hormonlarını normale getirdik. Fakat Graves hastalığı devam ediyor. Hayat boyunda beraber yaşayacak. Bu hastalık ataklar haline geri gelecek. Nüksler olacak. Çünkü bu hastalıklar, tamam şimdi tedavi oldum geçtim değil, hayat boyu sizinle beraber ve ataklar halinde geri yürütülü bir şekilde geri gelebiliyor. Biz hormonlarımızı kontrol altına aldıktan sonra Graves hastasında, hipertiroid hastada, hastayı uygun koşullar altında hormonları normale getirip cerrahiye veriyoruz. Ameliyatta tiroid bezini aldırıyoruz. Veyahut da yine hipertiroidi hastamız Graves hastası değil, nodülleri var. Nodül tek nodül veya işte çoklu nodüller. Mut nodüler guatr diyoruz veya toksin nodüler guatr diyoruz. Bunlarda da evet cerrahi gerekiyor. Yine hormon sentezini ilaçlarla baskılıyoruz. Hastamızı hipertiroid tablosundan çıkartıyoruz. Normale getirdikten sonra cerrahiden yardım alıyoruz. Ameliyatta yine tiroid nodüllerini veya tiroid bezini aldırabiliyoruz. Veyahut da yine nodülümüz var. Biyopsi yaptırıyoruz. Patolojide tümör çıkıyor. Onun mutlaka iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğu anlaşılabiliyor. Anlaşılıyor patolojide, biyopsi sonrasında kötü huylu çıkıyor. Örnek vaka söylüyorum, örnek üzerinden gidiyorum. Bu hastayı direkt cerrahiye veriyoruz. İşte bu hastalar cerrahi adaylar hastalar, bunları sayıyorum şimdi. Demek ki Graves hastası, nodüller büyükse, nodülde yapılan biyopsi, tümör çıktıysa bunlar cerrahi adayları hastalar. Cerrahiye bu hastalara gidiyor. Evet. Atomu kimlere veriyoruz dedik değil mi? Bir de atom tedavisi var dedik. Bir de atom tedavisi var. Yani radyoaktif yod tedavisi. Bunu nükleer tıpçı arkadaşlara verdirtiyoruz. Uzun onlar belirliyorlar. Bu vakalar hangi kimler adaydır? Nükleer tıpa bu tedavi kimler adaydır? Hastamız yine hipertiroidi hastası. Hormon savunma var fakat hasta yaşlı. Yaşlı bir birey. Biz yaşlı bireylerde ameliyat önermiyoruz. Bu hastaları atom tedavisine gönderiyoruz. Bizim için yaş önemli bir faktör. Gerçi Amerika'da ekol farklı. Amerika cost effective de dediğimiz paraya bakıyor. Amerika'daki tedaviler ucuz tedaviler. Ucuzu seçme yolunda tedaviler. Türkiye'de mesela aslında bizim de belki bunu yapmamız lazım ama biz biraz daha yaşam konforuna yönelik, kalite arttırma yönelik tedaviler seçiyoruz. Gençleri cerrahiye gönderiyoruz. Yaşlı bireyleri atoma gönderiyoruz. Amerika şöyle yapıyor, herkesi atoma gönderiyor. Atom tedavisi daha ucuz olduğu için. Cerrahi daha meşakkatli, pahalı bir süreç çünkü. Ama biz genellikle yaş gruplarına göre bunu değerlendiriyoruz. Çünkü genç bireylere atom tedavisi verdiğimizde radyoaktif yod tedavisi de bazen kanseri tetikleyebiliyor çünkü.
O yüzden gençlere de bu konuda biraz daha uzun bir ömür beklentisi olduğu için gençlerin önünde bundan biraz daha sakınmaya çalışıyoruz ve daha pahalı tedavi çünkü. Yani biz biraz daha yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışıyorsunuz. Evet, evet. Bir de halk arasında çok merak edilen bir konu var. Kadınlarda tüylenme, evet, çene bölgesinde özellikle oluşan tüylenme, tiroid hastalığının bir belirtisi mi? Aslında bakılıyorsa bu daha çok geçen haftanın konusu insülin direnci. İnsülin direncine beraber polikistik over sendromu dediğimiz yumurtalık kistleri alakalı şeyler bunlar. Tiroid hastalıklarında direkt tüylenme görülmüyor yani. Görünüm. Daha farklı şeyler görünüyor. Örneğin tiroid hastalıklarında hasta hipotiroid ise tüyleri dökülüyor. Kaşı dökülüyor, saçı dökülüyor, tüyleri dökülüyor. Hasta hipertiroid ise saçları dökülüyor. Hasta hipertiroid ise tırnak bulguları olabiliyor. Tırnaklarla kırılma, tırnaklar yatağında ayrılmalar gerçekleşebiliyor. Evet. Veya göz bulguları gerçekleşebiliyor. Oftalmopati diyoruz. Evet, gözleri de etkileyen fırlak, bir hastalık fırlak değil ve mi? Böyle daha canlı bakışlar, göz kapaklarının rektaktil bakış deriz. Göz kapaklarının geriye doğru çekilmesi, gözlerin oradan da teşhis edilmesi mümkün tabii, oluyor. Oftalmopati, tabii Graves hastalıklarını zaten yine seyircilerimiz arasında oftalmopatisi olan bireyler kesin vardır. Ve etrafta gözlemlemişizdir elbette. Canlı bakış, gözleri biraz daha dışarı doğru hani fırlak bakış, biraz daha gözler dışarıda olur. Pörtlek bakış deriz hani halk arasında. O tür bireylerde de tiroid hastalıklarına şüphelenmek lazım. Çünkü bu göz bulguları maalesef kalıcı oluyor. Hasta hipertiroid, aşırı hormon sentezi var. Ve bazı reaksiyonlar gerçekleşiyor, enflamatuar reaksiyonlar. Bu tiroid bizi burada savaş verirken, bu hücre savaşırken dedik ya, kendi akyuvarlarımız geldi, tiroid bezimize savaş vermeye başladı. Burada bir iltihap, bir yangı var, savaş oluyor burada. Bir yandan da göz küresinin arkasında savaş oluyor. O savaş gözümüzün arkasında da devam ediyor. Ve gözlerin arkasındaki yağ dokusu, bağ dokusu artıyor, kalınlaşıyor hacim olarak ve gözlerimizi öyle doğru ittiriyor. Ve oftalmopati dediğimiz olaylar ortaya çıkabiliyor. Bazen bunlar geri dönüşümü olmuyor. Eğer hani gözden kaçırılırsa, teşhis zamanında konulmazsa. Ve gözlerle ilgili göz cerrahisi olabiliyor. Cerrahi ameliyata kadar giden olaylar var gözle ilgili örneğin. Bu dışarı doğru fırlaktan dolayı. Veyahut da radyoterapi veyahut da bazı daha farklı medikal tedaviler uygulanabiliyor. Ama bizim amacımız gözler dışarı doğru fırlamadan, bu aşamaya gelmeden, dönüşümsüz olabileceğinden dolayı endişe ediyoruz. Mutlaka bunları yakalayalım, tedavisini yapalım. Zamanında teşhis, zamanında tedavisi. Yine erken teşhisin önemine değiniyoruz. Kesinlikle. Evet, seyircilerimizden de sorular gelmiş. Onları yanıtlayalım isterseniz. Meltem Çekiç sormuş. Merhabalar diyor. Benim hem hipertansiyonum hem de az çalışan tiroid yani Hashimoto dediğimiz hastalığım var. 3 çeşit tansiyon hapı ve tiroid hapı kullanmaktayım. Bebek sahibi olmak istiyorum ama doktorlarım bana bunun çok riskli olduğunu ve hamilelikte kullanabileceği bir tansiyon ilacı olduğunu söylediler. Ne gibi ilaçlar kullanabilirim, ne gibi riskleri var demiş Meltem Hanım. Tabii ki sağlıklı bir bebek, sağlıklı bir gebelik her annenin, her anne adayın hakkı. Yani zaten bizim yaşama nedenimiz nedir? Niye yaşıyoruz? Neslimizin devamlılığı için sağlıklı bireyler üretelim, yeni jenerasyonlar, yeni kuşaklar üretelim, doğurganlığımız artsın değil mi? Sağlıklı çocuklarımız olsun diye yaşıyoruz yani ebeveynler olarak da. Çok haklı, yerli bir soru, çok da haklı seyircimiz. Tabii ki bebek sahibi olabilir, bir engel yok. Gebelikte bebeğe ve anneye zararı olmayan tansiyon ilaçları var. Bebeğin kan akımını bozmayacak ve anomali dediğimiz sakatlık oluşturmayacak ilaçlar var tabii ki. Kullanabileceği ilaçlar var. İyi hekim, iyi kontrol olursa, iyi bir ekip çalışması oluşturulursa, işte kadın doğum endokrinolog ve hasta işbirliği sağlanırsa olmayacak bir şey yok yani. Hasta gebe kalabilir. Yeter ki kontrol takiplerini düzenli yaptırsın. Riskleri var tabii ki. Bu noktada bu tabii şunu bilemiyoruz ki yani bu hastamızın çocuğu var mı? Varsa kaç tane çocuğu var? Hiç çocuk sahibi olmamışsa yani şu anda bunu istiyorsa kıymetli bebektir bu. Tabii ki gebelik olabilir ama mümkün mertebe iyi bir işbirliği, iyi bir ekip çalışması ve dikkatle gerçekleşebilir. Evet, Meltem Hanım'a da buradan iyi bir tedavi yöntemi için kesinlikle doktorunun teşhislerine ve ama tedavi riskli olduğu bir gerçek. Bebek sayısı, işte kıymetli bebek mi değil mi, daha önce kaç gebelik geçirmiş, düşük olmuş, bir de bunları şu anda bunların bilemiyoruz. Bunların hepsinin araştırılması gerekiyor. Bunu sadece hastanızın yazdığı bilgiyle hani ben size bir şeyler söyleyebiliyorum. Detaylandırmak lazım. Evet, sorulardan devam edelim Sercan. Kerime
Yasfan sormuş. Merhaba, evet. Ben Almanya'da yaşıyorum, evliyim, iki çocuğum var. Geçen sene doktorum kan tahlilimde guatrim yüksek çıktığını söyledi. Ondan beri hap içiyorum, her gün aç karına demiş. Kontrollerde iltihaplandığını ve temizlenmesi lazım dediler. Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz diye sormuş Kerime Hanım. Evet, büyük ihtimalle Hashimoto tiroiditi. Yani bu iltihabi reaksiyon dedik ya, kronik bir enfeksiyon, hayat boyu sürecek bir enfeksiyon, hayat boyu sürecek bir yangından bahsettik tiroid bezinde ve tembelleşmeden bahsettik. Bu tür bir vaka anladığım kadarıyla. Evet, bu ilacı hayat boyu kullanması gerekiyor. Bunun rutin kontrolleri vardır. Aylık kontrollerle incelenmesi gerekir. Hormon dozunun ayarlanması gerekir. Bu kronik iltihabın temizlenmesi gibi bir durum yoktur. Yani öyle alıp da işte elimize bir şey temizleniyoruz yani. Sadece eksiği yerine koyuyoruz. İşte iltihaptan dolayı eksik olan şeyler, hormonlarsa bunları yerine koymuştu hekim zaten. Onun dışında ilacını düzenli kullansın. Sabah aç karnına o ilaçtan tabii, her ilaç değil yani, bu hastamızı kullanmak için. Sabah aç karnı kullanması doğru. Gıdalar etkileşen ilaçlar bunlar. Eş zamanlı olarak mide ilaçları, doğum kontrol hapları kullanıldığı zaman ilacın etkinliği azalmakta. Bunu hasta zaten biliyor, bilinçli bir hasta. Hekimi bunu anlatmış belli ki nasıl kullanacağını. Doğrudur, hayat boyu kullanabilir. Dozunu ayarlamasını güzel yapsın, hekimin iletişimini kaybetmesin. Onun dışında zaten kronik bir hastalık, hani onun tamamen çözülmesi imkansız ama ölümcül bir şey değil. Bu hastalıkta kalıcı yani bir çözüm mümkün değil. Yani bu kronik iltihap, hayat boyu süreyen bir iltihap genelde geçmiyor. Yani Hashimoto tiroiditi geçmiyor ama viral bir enfeksiyon geçirmişse de Quervain tiroiditi deriz bunlara, spagat tiroiditler. Atak grip olduk, işte enfeksiyon geçirdik, şiddetli bir boğaz ağrısı. Bir ağrı ki kulaklara yayılan, işte enseye yayılan bir yangı. Aslında böyle bize gelir genelde. Viral enfeksiyon sonrası geçirilmiş olan bir durumdur bu. Bu geçici bir ataktır. Bu tabii ki Hashimoto tiroiditi gibi değildir. Subakut tiroiditler. Onlara daha kısa vadelidir ama onlarda da atak olabilir. Onların tedavisi biraz daha farklıdır. Onlara kortisoller falan veririz işte. Yangıyı baskılarız vesaire. Onun tedavisi farklıdır. Ama hastamızın ifadesi daha farklı. O yüzden kronik bir hastalık onunkisi. Onu da o şekilde düşünmekte fayda var. Yani her hasta aynı değil, her hastanın ilacı aynı değil. Hep farklı gruplar bunlar. Yani yanlış algı oluşmasın, hepsinin tedavisi aynı falan değil yani. Kesinlikle farklı şeyler bunlar. O yüzden doktora danışmak da her zaman büyük fayda var. Evet, onun için teşhis koymak durumundayız ve ona yönelik tedavi yapmak zorundayız. Hani komşum bunu kullandı, buna iyi geldi, ben de kullanayım. İşte hastamız sormuş, ben bunu kullandım, hayat boyu mu? Yani her hasta için her şey aynı şeyler geçerli değil. Geçerli değil diyoruz. Kesinlikle. Evet, sorulardan devam edelim. Oldukça sık rastlanan bir hastalık. Sorular da çok fazla geliyor. Şeynur Balcı sormuş. Merhaba, 13 yaşında 85 kilo ağırlığında bir kızım var. 3 yıldır endokrin polikliniğinde hipotireoidi tanısı ile tedavi görüyor. Ancak kilo alımı son 1 yıldır ergenlik nedeniyle birden arttı. Çok hareketli sayılmaz, bir ay içerisinde korku nedeniyle 4 kez bayılma şekline yakın panik atak geçirdi. Ayrıca tansiyonunu ölçtüğümde 14'e 5 çıkmıştı, sinirlendiği anda baş dönmesi oluyor. Babası tansiyon ve şeker hastası, yüksek tansiyon belirtisi olabilir mi? Yoksa bir psikiyatriye mi götürmeliyim diye sormuş Şenur Balcı. Evet, anne olarak çok haklı endişeler, yerli endişeler. Önemli bir durum bu gerçekten. Şimdi kızımızın genetik mirası, babada diyabet olduğu için, babada diyabet varmış, işte tansiyon hastalıkları bunlar var. Bunlar genetik bir miras. Zaten çocuğumuzun kilosu fazla. Çocuğumuz 13 yaşında, kilosu 85. İnsülin direnci, geçen haftamızın konusuydu bu insülin direnci. Evet. Büyük ihtimalle bir diyabet adayı kızımız. Yani ileride şeker hastası olmaya bir aday. Eğer bu kiloyu vermezse insülin direnci sonrasında diyabet ortaya çıkar, aşikar hale gelir. Tabii çocuk biraz etkilenmiş, panik atakta durumu tetiklemiş. Zaten genetik yatkınlık var şekere ve tansiyona. Bunlar hepsi bir araya gelmiş bu vakada. En önemlisi şunu tavsiye ediyorum. Tiroid bezin tabii ki kontrol altında olmalı. Tiroid haplarını kullanmalı fakat kilo verdirmemiz gerekiyor. Yani bu insülin direncinin önüne geçip aşikar diyabet ortaya çıkmadan çocuğumuzu zayıflatmalıyız. Çocuğumuz zayıfladıktan sonra işte kan şekeri, insülin direnci testleri kontrol alındıktan sonra, yapıldıktan sonra ergenlik dönemimiz kızımız zaten. Adet düzensizliği de bir süre sonra başlayacaktır. Çünkü insülin direncinden sonrasında yumurtalık hisleri, genç kızlarda tüylenme, işte obezite, polikistik ovary sendromu dediğimiz tablolar ortaya çıkabiliyor. Kızımız da bunlara aday bir kız zaten.
komplike bir vaka. Yani bu anlamda kilo verdirme ile işe başlayarak kan şekeri kontrolü, kilo kontrolü, bu kadın doğumla ilgili hormonlar, polikistik over sendromu dediğim yumurtalık kisti ile ilgili de hormonların biri gözden geçirilmesi, bu şekilde takibini öneriyorum ben. Çünkü ailemizde diyabet, metabolik sendrom miraslarımız var. Bunun mümkün mertebe bir dikkat çekip hastayı uyarıyorum. Önemli bir durum. Tabii ki ergenlik döneminde de sorunlarımız oluyor. Hepimiz anneyiz. İşte çocuklarımızı görüyoruz durumlarını, işte okul stresleri, aile içindeki yaşanan stresler vesaire. Bence bir psikolog yardımı alsınlar bu dönemde. Yine bir bütünleşik tedavi yani. Tabii yani tabii ki tüm dediğimiz gibi sağlığın tanımında işte fiziksel, ruhsal, sosyal bütünlük hali deyip tanımlıyoruz da sağlığımızı. Tabii ki hem hormonlarını, hem işte şekerle ilgili kilo kontrollerini, hem diyetini, hem sporunu, hem de psikiyatrik kontrollerini yaptırsınlar. Evet, diğer sorumuza bakabiliriz. Ayşe Yılmazer sormuş. 3 yıldır tiroid hastasıyım ve 2 yıldır Levotiron kullanıyorum. Her 3 ayda bir kontrole gidiyorum ama durumumda bir değişiklik yok diyor. Aşırı terleme ve nefes darlığı çekiyorum. Ev işlerinde kendimi çok yorgun hissediyorum. Saçlarım dökülüyor. Boğazımda kocaman bir şey hissediyorum. Yine saydığımız belirtiler arasında bunlar. Ayrıca tansiyonumda da düşüğüm görülüyor. Ne yapmam gerek? Tiroid kanserinden şüpheleniyorum. Bir çocuğum var, onda da tiroid vardır diye korkuyorum. İlaç kullanıyorum. Ya tekrar çocuk yapmama bir engeli olur mu? Ayrıca TSH değerlerimin dengesi bozuk. Tedavi gördüğüm uzman benim tiroidimin dengesiz çalıştığında bu ilaca devam etmemi söylüyor ve ilacı yarım bazen tam kullanıyorum. Bana bir zararı olur mu? Artık ilaç kullanmaktan sıkıldığını kendisi belirtmiş. Evet. Lütfen bu konuda açıkça aydınlatır mısınız beni diyor. Evet, evet. Şimdi tabii gebelik planlayan bir hasta anladığım kadarıyla bu bir gebelik, bir bebek sahibi daha olmak isteyen bir hastamız. Evet. Fakat ne yazık ki tiroid fonksiyon testleri de düzensizlikler yaşanmış, ilaç tedavisiyle uyum problemlerimiz var. Bu hastalıktan bezmiş. Yani öyle anlıyorum ben. İlaç kullanma konusunda isteksiz bir hasta. Ama unutmayalım ki tiroid hastalıklarında istikrar önemlidir, kararlılık önemlidir. İlacımızı düzenli kullanmamız, uygun dozda, uygun saatte ve uygun şekilde aç karnına kullanılacak dedik işte. Yanında mide kullanılmayacak, doğum kontrol hapıyla eş zaman alınmayacak vesaire bunları demin bahsettik yani. Bu kurallar çerçevesinde uyum gerektiren bir hastalık. Hele hele ki gebelik planlayan bir hasta için bunlar çok daha önemli. Evet, şu an gebe kalmasın benim tavsiyem. İlk önce tiroidleri bir dengeye oturtalım. Gerek ilaç dozumuz belli olsun, gerekse işte gebelik öncesi hazırlıklarımız tamamlansın. İşte folik asit takviyesi alsın, B12, folik asit, folbiol vesaire yani isim vermek istemiyorum da tabii. Gebelik planlayan hastalarda gebelik öncesi yapılması gereken testler var. Onlar yapılsın. Uygun doz, uygun ilaç tedavisi, uygun bir standart durum yaratılsın. Gebelik ondan sonra planlansın. Tabii ki gebe kalmasına bir engel yok. Yalnızca ve yalnızca uyumumuzu sağlayalım. Yine ikimiz iletişime geçelim. Bir sıkıntı olmaz. Ama hastamız bezmiş bu durumda anladığım kadarıyla. Bezmesin. Gebelik istiyorsa ve kendi yaşam kalitesi için bezmesin. Sabır gerekiyor. Evet, çok her zaman sabır gerekiyor. Sabır. Evet, aynen, rahatsız aynen. edici bir hastalık. Aynen, çok sabırlı olması gerekiyor. Metabolizma dengesine çok önemli. Tabii ki her rol şey, ruhsal durumların etkilediği işte. Genetiğimiz zaten bunlarla etkili demiştik. Adet düzenimizi etkiledi, kilomuzu etkiledi, psikolojimi etkiledi, işimize gittik, tartıştık, evimize geldik işte, sakin değiliz. Her şeyimizi A'dan Z'ye etkiledi. Çok haklı, çok yerlenmiş şeyler. Ama hiçbir şey çözümsüz değil yani. Her şey çözüme mahal. Yeter ki istekli olalım, yeter ki istikrarlı olalım, sabırlı olalım. Biz hastalarımızdan bunu rica ediyoruz. Sabır ve uyum rica ediyoruz. Evet, bu güzel tavsiyelerinizden sonra ben yavaş yavaş programın sonuna gelmek istiyorum Ece Hanım. Oldukça etkili, interaktif bir program oldu çünkü o kadar çok sık rastlanan bir hastalık ki. Üç kişiden adeta yani gerçekten çok fazla çok soru sık, aldık. Çok haklı, yani sorular gerçekten. Ben teşekkür ediyorum izleyicilerimize. Çok güzel sorular geldi. Ben de Yeni Gün TV izleyicileri adına size çok teşekkür ediyorum. Bizi değerli bilgilerinizle bilgilendirdiğiniz için. Evet sevgili Yeni Gün TV izleyicileri, bugün iç hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı doçent doktor Ece Harman ile birlikteydik. Kendisiyle haftaya çarşamba bambaşka bir konuyla tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.